Sevgili izleyiciler, neydi olacağı haber bülteninden merhabalar. Yoldan geçerken izleyicilerimiz yanımızda durdu. Dediler ki biz de gelebilir miyiz? Ve biz dedik ki gelin. Doğrudur abi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasıl gider? İyidir abi, her şey onunla senin. İyi. İlk konuştuk biraz önce. Ne yapardınız? Dere boyu tur attınız. Vallahi be, ama hiçbir şey yok. Göründüğü üzere ortada. Sıkıldık zaten artık biz daha. Şimdi bu konuyla ilgili. Evet abi. Bak, tam üstüne bastınız. Mesaj attım yine. İşte dere boyunda tur atarak hiçbir şey yok, usandık. Aha saat 6 oldu, çıktık yine sokağa. Hava gayet hoş ama biz gene dura. Tamam. Bu konunun doğrudan muhatabı bir arkadaşımız var. Bilmem tanırsanız kendini. Ömer Akama. Evet abi. Onunla bir röportaj yapacak. Bak, sizi de bulmuş olduk. Tanıyayım da sizi. Uğur abi ismin. Uğur. Cemal. Cemal. Sizin derdinize çare Ömer Akama. Abi lütfen onu bir zaman için halledersek. Bu hafta yayınlayacak. Bu hafta için her çünkü artık gına geldi. Evet. En kısa zamanda bunu halledelim. Ömer Bey'in anında. Çözüm ister genelde. Çözüm bir istedik. Bir an önce çözüm istedik. Yoksa olacak gibi değil artık yani, anladın abi. Senin bir de biz üç değilim yani. Biz de çözemeyiz. Anladım yani, artık Ayanapa'ya gitmek istemiyorum. Artık Ayanapa'ya gitmek istemiyorum yani, anladın abi. Çok memnun oldum ben. Sokaklara taşmak istedik biz de. İkinci katta bile fark etmez abi. Eyvallah. Tamamdır. Basılmayın. Hadi bay bay. Gündemimiz bugün şu. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde KKTC'nin Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı ve Başbakanı Sayın Hüseyin Özgürgün bir vesileyle birbirlerine tatsız sözler sarf ettiler ve kavga ettiler. Ulu orta hepimizin gözü önünde basın aracılığıyla. Şöyle bir şey düşündük ülkenin siyasi mizah programı olarak. Eğer Cumhurbaşkanı ve Başbakan ulu orta kavga edebiliyorsa, neden ulu orta barışmasın diye düşündük ve bu işi tatlıya bağlamak maksadıyla Cumhurbaşkanı ve Başbakanı neydi olacağı olarak yemeğe çıkardık sevgili izleyiciler. Şimdi Sayın Akıncı ve Sayın Özgürgün'ü barıştırmaya teşebbüs ettiğimiz yemeği izleyelim. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakanım, yani sizi böyle bir gecede, böyle bir masada ağırlamaktan dolayı ne kadar mutlu olsam az. Sayın Başbakan, buzlu uzatırsanız bana da buzlamazlar bu salatacığı birazcık. Sayın Cumhurbaşkanı, yağcığı da birazcık. Vallahi yani her şeyden evvel şunu söylemek lazım. Yani bu hayatta küslük olmaz. Yani bak, yani bütün devlet erkanı burada oturuyor. Hani biz bizeyiz. Bu hayatta küslük olmaz. Yarın bunun töreni var, bilmem resepsiyonu var. Yani birbirimizin yüzüne bakacak. Dolayısıyla yani gerek yok bunlara. Yani Sayın Başbakan'a şimdi şunu söylemek lazım. Burası yabancı yok. Yani ne oldu Sayın Cumhurbaşkanı görüşeceği sada çözeceği bu Kıbrıs sorununu? Bırak ya adam oyalansın. Yani aha, o biri görüştü 10 sene, o biri görüştü 40 sene. Bırak biraz da bu adam görüşsün. Yani ne olacak? Yani inandınız Sayın Başbakan da heyecanlı tutuyor, çözülüyor da çözülüyor. Ya Allah'ın cep telefonunu çözemediler, çeksin o yanda. Da federasyon kuracaktık. Da ansızdan heyecanlandınız da yok, çözüm dilendi de bilmem ne. Sayın Başbakan o böğürülceye uzatırsanız oradan. Ya bırakın görüşsünler ya, oyalantı 2016 diyor, çözüm yılı olacak. 2005'ten beri çözüm yılındayık. Yani Çin takvimi var böyle, ejderha yılı, bilmem at yılı falan. Bu çözüm yılı da öyle bir şey oldu artık. Onun için bırak ya, oyalansın adamlar. Yani insanların ekmek parasını oynaman ya, dünya kadar Birleşmiş Milletler personeli 40 senedir bu işten ekmek kazanır ya. 2004'ten bu yanlı gılını gımıldatmadı kimse. 2016'da doğalgaz borularının yüzü suyu hürmetine barış aktivisti olalım. Olalım. Sen kendi memleketindeki barışı diplomatların heyecan ritmine göre ayarlan. Çünkü uluslararası toplumda bir heyecan var. Para kokusudur o. Heyecan değil, para kokusu.
restorancıları var. Kim getirecek böyle misafir dedim. Vallahi ne kadar ağır misafir varsa böyle bunun içindedir. Ona göre şeyini al. Hey, hazırlığını yap. Ya bu bizim atasporumuz. Bunun için turist gelir bu memlekete. Bakalım ne görüşürler diye. Meraktan turist gelir. Kaldı ki çözüm olacak dedikodusu çıksın. Malların kıymeti artıyor. Mal Türk malı Rum malı iki katı satıyoruz. Bırakın dedikodu çıksın. Ya ansızdan Sayın Başbakan'ın hesapları bozuldu. Daha bella sıkıntılar yarattı bize. İşte mecliste orada falan. Heyecanlı bir insan. Ama bu memleketin başbakanıdır neticede. Yani öyle veya böyle o size, siz ona bir şekil tahammül. Yani Sayın Mehmet Ali Terat bak hasbelkader başbakan oldu dedi. Çünkü hasbelkader hükümet ortağı olduydunuz. Kurultay zamanı hasbelkader genel başkan oldu. Hasbelkader selfie çektiniz. Hasbelkader de bugün şikayet etmeyin. Dolayısıyla birbirimizi bilelim. Yani 40 dervişik, bunun için hepimiz birbirimizi bilmişik. Onun için Sayın Başbakan siz de bakın bu artık öfke kontrolü müdür? Bu asapların bozuk olma işini bir çözelim. Yani birbirimizi boşu boşuna kırmayalım. Anlarım sizi gittiğiniz mitingde heyecanlandınız. Orada 5 milyon 6 milyon insana seslendiniz. İyi bir şey. Güzel bir şey. Zaten biz beklerdik yani o gazından değilsiniz ki biz ertesi gün namazı Larnaka'da kılacak. Hani komşularından sıfır sorun politikası var ya onun gereği olarak. Ama Allah'tan o kadar gaza gelmediniz. Daha öyle daha işte çözüm dilenmeyin falan filandan bu işi hallettik. Ondan sonra bak siz birlik olmazsınız diye başımıza değnekçi yollarlar. Ya. Halbuki ne olur yani beraber hareket etseniz de deseniz ki hem kuzeye hem güneye. Burası ayrı ve bağımsız bir cumhuriyettir. Ey arkadaşlar deseniz beraber ne olur yani. Yani bak şimdi bu masada yabancı yok biz bizeyik. Biz bizeyik, onun için doğruları konuşacak. Rumların malını yiyoruz, Türkiye'nin parasını yiyoruz. Biri malını yerik diye beddua eder, o biri yolladığı paradan beddua eder. Beddua. Bir de siz kavga ederseniz bunun içinde ne olacak? Biri bana anlatsın. Onun için yani diyeceğimize hep beraber artık bu beddualardan kurtulalım. Biraz daha böyle kendi ayaklarımız üstünde duralım. Birinin malına o birinin parasına muhtaç olmayalım diyeceğimize. Olmaz. Böyle olmaz. Böyle ya kabul etmem. Olmaz. Hele de ulu orta. Yani bir sıkıntı varsa arayın beni üçümüz. Buluşalım. Kendi aramızda bu işi çözelim.